Merhaba, ben Şef Semen Öner. Şimdi kalp şeklinde ve şeker hamuru süslemeli muffinler yapacağız. İhtiyacımız olan malzemeleri sıralıyorum. 1 bardak buğday kefiri, 2 bardak un, 3 tane yumurta, 1 bardak süt, 1 bardak şeker, yarım bardak esmer şeker, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1,5 bardak yağ ve 2 bardak kadar dondurulmuş meyve kullanacağım. Diğer ihtiyaçlarım ise şöyle muffin kalıpları kağıttan ve muffinleri içine koyabileceğimiz, bu kağıtları içine koyabileceğimiz muffin kalıpları, birkaç parça alüminyum ve şeker hamuru. İşe buğday kepeğini sütle ıslatarak başlıyorum. O iyice burada kabarsın diye bunu beklemeye bırakıyorum. Diğer yanda unu, kabartma tozu ve karbonatı birleştirdim. Onları şöyle kabacık karıştırıyorum. Ve şekerleri çırpmaya başlayacağım. Çok kabarmasına ihtiyacımız yok. O yüzden de mikser şart değil. Ama isterseniz mikserle de yapabilirsiniz. Ve yumurtaları ekliyorum. Unu ekliyorum ve buğdaylı karışımı da ekliyorum. Kepekli karışımı, özür dilerim. İsterseniz ağır gelirse bileğinize mikserle, isterseniz elinizle sadece karıştırmanız yeterli. Güzelim meyveleri de ekledim. Muffin hazır. İşin esprili kısmı burada. Kalp şeklinde bir muffin kalıbınız olmayabilir. O yüzden de normal bir muffin kalıbını kullanıyorum. Ben bunu internette gördüm. Fikir çok hoşuma gitti. O yüzden paylaşmak istedim. Ve bir parça alüminyum veya yağlı kağıtla şöyle ona bir kabarıklık yapacak şekilde bir parça oluşturuyorum. Hop, kalbe benzedi. Bir daha göstereyim. Normal bir kağıt, yuvarlak bir muffin kağıdını kalıba yerleştiriyorum. Bir parçacık alüminyum veya yağlı kağıtla şöyle top yapıyorum. Ve onu kalıpla muffin kağıdının arasına yerleştiriyorum. Kalp benzeri şekillerimiz oldu. Şimdi de kaşıkla harcı kalıpların içine dolduruyoruz. Tamamını doldurmayın lütfen. Biraz taşacaktır. ...175 dereceye önceden ısıtılmış fırına veriyorum. Yaklaşık 20-25 dakika pişireceğim. Tezgahını şahsa serptim ve şeker hamurunu açıyorum. Elimdeki kalıplarla şeker hamurlarını keseceğim. Sizin elinizde kalıp yoksa yuvarlak veya kalp şekliyle elinizle de kesebilirsiniz. Ve üzerine bu tür harfleri elinizle yapacağınız sosis gibi hamurlarla da yazabilirsiniz.
veya çeşitli süslemeler yapabilmek için uzun hamur parçaları hazırlıyorum. Muffinleri fırından çıkardım. Üzerlerini süslemek için soğumalarını bekleyeceğim. Muffinleri çıkarıyorum. Yuvarlak kalıpla kestiğim bir şeker hamurunu kekin üzerine yerleştiriyorum. Ve şöyle ucunu biraz sivriltiyorum. Boşluk kalan kısmını da içeriye doğru bastırıyorum. Hafif bir kalp oluşmuş oluyor. Şeker hamurundan kestiğim harflerin arkasını çok azıcık ıslatıyorum. Ve istediğim muffinin üzerine istediğim şekilde yapıştırıyorum. Fazla sulandırmayın lütfen. Kalp şeklinde kalıbınız olmasa bile kalbinizde yer açtıklarınızı hazırlayabileceğiniz nefis muffinler hazır. Afiyet olsun.